Merhaba Çiçeklerim, YouTube kanalımın çok değerli takipçileri, nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bugün sizlere bahçemizden toplayacağımız, Fransa'dan getirdiğimiz bir nevi üzüm gibi bir meyveyi göstermek istiyorum. Bugün toplama zamanı geldi artık. Çocuklar ve torunlarım bunu yemeyi çok seviyorlar ama ben daha çok reçelini yapıyorum. Arkadaşlar, Türkçe ismini bilmiyorum ve hiç de görmedim ama çok güzel, çok muhteşem bir tadı var. Hafif mayhoş, reçel için çok güzel bir meyve. Bununla birlikte bakar mısınız? Şöyle göstereyim ben sizlere. Güneş karşıdan geldiği için çok fazla net alamıyorum sevgili arkadaşlar. Biraz şöyle geçeyim. Şöyle göstermeye çalışayım. Ben size odaklanmaya çalışıyorum. Bakar mısınız? Çok güzel. Maşallah dalını budağını da kırıyor. Her sene toplayıp bunun reçelini yapıyorum. Çocuklar bayılıyorlar. Fransa'da Gose diye geçiyor. Burada hiç görmediğim için bilmiyorum. Burada hiç görmedim. O nedenle de ismini bilmiyorum arkadaşlar. Bununla birlikte bunu da Fransa'dan getirmiştim. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle bir meyvesi var. Erikten birazcık küçük. Fındıktan birazcık büyük. Çok güzel. Böyle şeftali ile erik karışımı bir tadı var arkadaşlar. Çok güzel ama. Tadı çok hoş. Bu sene fazla olmadı bu. Ama yine de toplayıp reçelin içerisine katacağım. Özellikle oğlum bunların reçelini çok çok seviyor. Onlara yapacağım inşallah. Şöyle göstermeye çalışayım ben size. Bu biraz dikenli olduğu için çocuklara batmasın diye birazcık altlardakilerini budadım. Meyvelerini topladık, yedik. Bu fazlasıyla dikenli, çocuklara batar diye korktum. O nedenle torunlarım yanından geçerken canlar acımasın diye bu tarafta olan dalları kestim. Budadık. Öyle dikmeyle olmuyor arkadaşlar. Bu köklü olarak tutuyor. O nedenle hani kestiklerimizi de birilerine vermedim. Çünkü dediğim gibi kesmeyle olmuyor. Şöyle ben sizlere göstereyim sevgili arkadaşlarım. Şöyle kabımızı da getirdik. Toplayacağız yavaş yavaş. Hadi şöyle bir başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ya boncuk gibi resmen. Ben bu meyveyi çok çok seviyorum arkadaşlar. Bu kenarlara atıyor arkadaşlar. Böyle şey gibi. Sarmaşık gibi bunun dalları kenarlara atıyor. Kenarlara atanları da komşularıma, arkadaşlarıma veriyorum. Çünkü dediğim gibi benim için çok çok kıymetli bir meyve. İnşallah buraya da getirirler. Şöyle bakar mısınız? Kırmızı boncuk gibi. Çok hoş, çok güzel. Tadı da çok güzel. Şöyle. Tabii ki bütün toplamayı bu şekilde çekim yaparak yapamayız. Sadece size birazcık göstermek için topluyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? Bazıları tek, bazıları üzüm şeklinde. Bakın. Şöyle toplu. Şöyle. Torunlarım tatildeler. Eğer o olmuş olsaydı zaten bana toplattırmazdı. Anneanne ben toplayayım diye hemen başlardı benim fıstık melisam. Şöyle. Bunun aslında reçelini yaparken de göstereyim ben size sevgili arkadaşlarım. Yarın yapmayı düşünüyorum inşallah. Bir de yarın
Covid aşı tekrarı var. İhmal etmeyelim sevgili arkadaşlar. Çünkü bizim sitede birçok kişi hasta. Dediğim gibi 2 hafta önce de zaten bir komşumuz bu nedenle vefat etti. Boş bırakmayalım. Her ne kadar tehlikeli değil dense de gördüğünüz gibi bir komşumuz vefat etti. Allah rahmet eylesin. Yarın aşıdan geldikten sonra Allah izin verirse inşallah şey yaparım. Reçelini yaparım. Reçelini de size gösteririm. Türk reçeli gibi yapmıyorlar sevgili arkadaşlar. Fransızların reçelini ben daha çok seviyorum. Birazcık daha kremaya benziyor. Yoğun oluyor. Ekmeğe sürüp yiyebiliyorsunuz. Bizimkinde hani batırıyoruz ya. Onda sıvı çikolata gibi ekmeğe sürüp yiyebiliyoruz arkadaşlar. Vallahi sitenin köpekleri havlıyor. Benimki değil. Komşumuzun köpeği havlıyor. Büyük ihtimal yabancı bir sokak köpeği gelmiştir. O nedenle havlıyordur. Bakın. Şöyle. Tekrar Covid de yükselmiş sevgili arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ben maskeleri tamamen atmıştım ama artık tekrar maskeleri takmaya başladım. Hani kendi aracınız yoksa otobüsle, metroyla falan gidiyorsanız kesinlikle takmanızı tavsiye ediyorum ben size. Bu şekilde sevgili arkadaşlarım. Böylece topluyorum. Komşularım da sağ olsunlar aşağıdakilerde sohbet ediyorlar. Şöyle. Şimdi tek tek bunu toplarken çekim çok uzayacak arkadaşlar. O nedenle ben çekimi yarıda bırakayım. Daha sonra tekrar devam edeceğim. Görüşmek üzere. Tekrar merhaba sevgili arkadaşlar. Tam 1,5 saat oldu topluyorum. Halen en de olmadı. Çok küçük olduğu için az kaldı. Komşumuzun köpeği de sese havlıyor. Az kaldı. Herhalde bir yarım saat daha toplarım. Bunun reçeli neden pahalı diyordum. Bu nedenle demek ki. Çünkü toplaması çok zor sevgili arkadaşlar. Şimdi birazdan tekrar görüşeceğiz sevgili arkadaşlar.